Hepimizin İstanbul genelinde en büyük sorunu biliyorsunuz ki ulaşım ve trafik. Çözümü nasıl buldunuz? Neler uygulayacaksınız? Projeleriniz neler olacak? Elbette. İlçe belediyesi olarak ulaşımla ilgili ilçe belediye başkanlığının üzerine düşen en büyük görevlerden bir tanesi, mevcuttaki sokakların, caddelerin kapalı olan, planlarda yol olarak görünüp ama hala açılmamış olan, çıkmaz sokak olan. Evet, sokaklar vardır. Onların açılmasıyla ilgili son 10 yılda sevgili belediye başkanımız Altınok Öz'le birlikte birçoğu hayata geçti. Son 5 yılına meclis üyesi olarak, 2 yılına başkan yardımcısı olarak şahit olduğum süreçlerde de şu an yapımı devam eden yine Kartal'ın içerisinde bir caddemiz var. O caddeyi de açtığımız zaman üzerinde çalışmış olduğumuz bir alternatif minibüs yolu da diyebileceğimiz, mevcutta minibüs yolu olarak geçen ve akabinde de yukarıda da E5 hattı diye söylemlediğimiz, düşündüğümüz o iki hat arasında yeni bir güzergah açmış olacağız. Buna alternatif güzergah diyebiliriz, alternatif minibüs yolu diyebiliriz. Dolayısıyla İlçe Belediyesi'nin üzerine düşen görevlerden bir tanesi bu yolları kazandırmak, bu güzergahları katmak. Bu alternatif minibüs güzergahı trafiğin yoğunluğunu bir nebze de olsa hafifletecek mi? Elbette, seçenek. Yani trafiği çeşitlendirmiş, alternatif sunmuş olacaksınız. Yeterli mi? Tabii ki yetmez. Yine sokakların, caddelerin prestij caddesi haline gelmesiyle, orada yaşamın güzelleşmesini sağlayıp yine alternatifleri arttırıp ama temelde de trafiği çeşitlendirmede deniz ulaşımını hayata koymak gerekiyor. Bu anlamda tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayım Ekrem İmamoğlu ile beraber Kartal'da deniz ulaşımını en hızlı şekilde, en yoğun bir şekilde hayata koyup Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı, Kadıköy, Marmara Denizi önümüzde ama o aksta maalesef deniz ulaşımı şu an çok az, hayatta değil. Daha önce bunlar yapıldı, şehir hatları, deniz otobüsleri faaliyetteydi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde deniz ulaşımını hayata geçirip, çünkü İstanbul trafiğinin sadece %2'si deniz ulaşımıyla karşılanıyor. Hem bu Anadolu yakasındaki aksı, hem Avrupa yakasındaki birkaç tane daha bu deniz akslarını harekete geçirdiğimiz anda İstanbul trafiğinin %10'unu denize indirmek mümkün. Bunun akademik çalışmaları, bunlarla ilgili sohbetleri, toplantıları sevgili belediye başkan adayım Ekrem İmamoğlu ile beraber gerçekleştirdik. Dolayısıyla trafiği çeşitlendirmek gerekiyor. Deniz ulaşımı, son dönemde devreye giren, açılışı yapılan demir yolu, metro ve bunların üçünün entegre bir şekilde vatandaşın bunlara ulaşabilmesinin yolunu açmak lazım. İşte o yüzden alternatif minibüs yolumuz da kıymetli. Sonuç itibariyle 25 yaş altı vatandaşlarımıza %40 indirimle, öğrenci kardeşlerimize 50 TL gibi bir ücretle şayet trafiği toplu ulaşımı kullanmaları için seçenek sunarsanız, onlara bu imkanı sağlarsanız ben eminim ki bireysel araç kullananlar çok keyifli değil. Benzin fiyatı ayrı dert. Mutlaka. Motorlu taşıtlar vergisi ayrı dert. Park yeri problemi ayrı dert. Trafik sigortası ayrı. Park yeri ayrı, park ücreti ayrı. Dolayısıyla trafiği çeşitlendirmek için buna bir heyecan lazım, bir irade lazım. Kesinlikle. Bu da hem bende hem Büyükşehir Başkan adayımda mevcut.